Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Uyeyne İbni Hısın Medine'ye geldi ve yeğeni Hurr İbni Kays'a misafir oldu. Hurr, Hazreti Ömer'in danışma meclisi üyelerindendi. Zaten genç olsun, yaşlı olsun alimler, kurralar Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne, yeğeni Hurr İbni Kays'a, ''Yeğenim, senin devlet başkanı yanında önemli bir yerin vardır. Beni kendisiyle görüştür.'' dedi. Hurr, Ömer'den izin aldı. Uyeyne, Ömer'in yanına girince, ''Ey Hattaboğlu, Allah'a yemin ederim ki bize fazla bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle de hükmetmiyorsun.'' dedi. Hazreti Ömer hiddetlendi. Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunun üzerine Hurr, ''Ey müminlerin emiri, Allah peygamberine affı seç, iyiliği emret, cahilleri cezalandırmaktan vazgeç.'' buyurdu. ''Benim bu amcam da cahillerdendir.'' dedi. Allah'a yemin ederim ki Hurr bu ayeti okuyunca Ömer, Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer, Allah'ın kitabına son derece bağlıydı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisten öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. İlim yaşta değil, baştadır. 2. Bilen insan çevresindekileri zulüm ve kötülüklerden korur. 3. Yöneticiler yönettikleri insanlardan gördükleri kabalıkları sabır ve hoşgörüyle karşılamalıdır. 4. Yöneticiler danışmanlarının görüşlerine itibar etmelidir. 5. Sabır herkesten çok yöneticiler için gerekli bir haslettir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadis-i şerifin mucibince amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.